Kur'an'da ismi övülmüş ama haklarında çok az bilgi bulunan iki peygamber. Hastalığı için İlyas aleyhisselamın dua ettiği bir peygamber. Mübarek naaşları 3000 yıl boyunca bozulmayan iki peygamber. Diyarbakır'da gizli bir heyet tarafından naaşları taşınan peygamberler. Naaşları taşınırken şehirde yaşanan tuhaf olaylar. Yaşanan bu olayın dünya tarihinde eşi, benzeri ve muadili hiç olmamıştır. Her iki peygamberin mübarek naaşlarını bizzat gördüm. Naaşlarına ellerimle dokundum, temas ettim. Yumuşacıktı. Aylarca toparlanamayan insanlar olmuştur. Elinizle temas ettiğiniz o naaş, Allah'ın bir peygamberine ait. Hazreti Elyasa aleyhisselam ve Hazreti Zülkif aleyhisselamın inanılmaz hayat hikayesi. Lebabeb kralı, İlyas peygambere iman ederdi. Hayır söyler, hayır konuşurdu. Bazı hükümler menfaatine ters düştüğü için dininden döndü ve İlyas aleyhisselamı öldürmeye niyetlendi. İlyas aleyhisselam kralın zulmünden kaçıp 7 sene dağlarda kaldı. Orada bitkilerle, otlarla, meyvelerle beslendi. Kral onu bulmak için adamlarını gönderdi ama Allah İlyas aleyhisselamı sakladı, kimse onu bulamadı. İlyas aleyhisselam kendisini ararlarken gece vakti bir kadının evine sığınmıştı. Kadın Elyasa aleyhisselamın annesiydi. Elyasa peygamber o zamanlar çocuk yaştaydı ve birçok hastalığı vardı. Elyasa aleyhisselamın annesi İlyas aleyhisselama, "Benim evladım hastadır, durumu da ağırdır. Sen mübarek bir zata benziyorsun, ona dua eder misin?" dedi. İlyas aleyhisselam dua etti ve kadının çocuğu Elyasa peygamber iyileşti. Bunun üzerine Elyasa aleyhisselam İlyas aleyhisselama çocuk yaşta iman etti ve peygamberliğini tasdik etti. Artık onun yanından hiç ayrılmadı. İlyas aleyhisselam nereye giderse Elyasa aleyhisselam da peşinden gitti. İlyas aleyhisselam ihtiyarlık çağına ulaştığında Elyasa aleyhisselam gençlik çağına erişti. O zamanlar İsrailoğullarının azgınlık zamanlarıydı. O dönemlerde onlar peygamber öldürdüler, Tevrat'ı değiştirdiler ve Allah'ın hükümlerine itiraz ettiler. Tüm bu yaşananlardan sonra İlyas aleyhisselam Mevla'ya müracaat ederken, "Allah'ım, İsrailoğulları seni tanımamaya, senden gayrı putlara tapınmaya başladılar. Sen onlara nimetler verdin, bolluklar, bereketler, bahçeler, zümrütler verdin. Sen bu nimetlerini tebdil et, değiştir. Onlar buna layık değiller," diye arzu halde bulundu. Onun bu münacatına ise Allah Azze ve Celle şu şekilde cevap verdi. "Ben onların rızıklarını senin eline verdim. Sen istemedikçe yiyemezler." Bunun üzerine İlyas aleyhisselam, "Ya Rabbi, madem bu işi bana bıraktın, o zaman 3 sene yağmur yağdırma," dedi. Bu duanın neticesinde o dönemde insanlar kıtlıkla karşılaştılar. Darlığa düştüler. Büyük ve küçük baş hayvanlardan tutun böceklere kadar hepsi telef oldular. İlyas aleyhisselam ise onlara gelip şöyle dedi. "Kuraklıktan, darlıktan mahvoldunuz. Vahşi hayvanlar, kurtlar, kuşlar, böcekler, ağaçlar sizin günahınızdan helak oldular. Allah
putlara taptığınız için size gazap etti ve yağmurunuzu kesti. Eğer dediklerimin doğruluğuna inanmak istiyorsanız, size bir önerim var. Hangi puta tapıyorsanız, o puta dua etmeye başlayacaksınız. Bu kuraklığı sizden kaldırmaları için onlara yalvaracaksınız. Eğer taptığınız putlar duanızı kabul ederler de yağmur yağarsa yolunuz haktır, anlayacaksınız. Yoksa yanlışta olduğunuzu fark edip Allah'a döneceksiniz. Bu öneriyi işiten İsrailoğulları, İlyas aleyhisselama insaflı davrandın dediler. Bu teklifini yerinde bulup hemen putlarını çıkarttılar. Putların huzuruna vardılar. Yalvardıkça yalvardılar. Baktılar ki ne cevap var ne bahar, ne kabul var ne yağış. Bunun üzerine İlyas aleyhisselam sordu. Sizinkilerden bir şey çıkmadı mı? Kavmi çıkmadı. Sen bizim için Allah'a dua et dediler. İlyas aleyhisselam tamam dedi ve üzerlerindeki belanın kaldırılması, yağmura kavuşmaları için Allah'a dua etti. İlyas aleyhisselam dua eder etmez denizin arkasından kalkan gibi bir bulut çıktı. Üzerlerine geldi ve iri damlalı yağmur atıştırmaya başladı. Yağmur giderek çoğalmaya başladı ve Allah onları kuraklıktan kurtardı. Yanmış, kavrulmuş topraklar canlandı, bela defoldu. Ama belli bir zaman geçmesine rağmen İsrailoğulları ne putperestliği bıraktılar ne de Allah'a iman ettiler. Yine eski günahlarına devam ettiler. İlyas aleyhisselam baktı ki ümit yok, ruhunu kabz etmesi için Allah'a müracaat etti, rahata kavuşmak istedi. Mevla buyurdu, falan yere git, orada falan günü bekle, sana renkli bir hayvan gelecek. O hayvan şimşek gibi çakan, ateş gibi yanan bir hayvana benziyor. Ondan korkma, ona bin dedi. İlyas aleyhisselam denilen yerde o günü bekledi. Elyasa aleyhisselam da yanındaydı. At suretinde ateş renginde bir yaratık gelip İlyas aleyhisselamın önünde durdu. O da hemen üzerine sıçrayıp bindi. Tam giderlerken Elyasa aleyhisselam orada kaldı ve bağırdı. Ey İlyas! Ey İlyas! Sen gidiyorsun da bana ne emrediyorsun? İlyas aleyhisselam dedi ki, sen bekle. Allah Teala'dan sana vahiy gelecek. Cibril-i Emin gelince daha hocaya ihtiyacın kalmaz. Daha sonra İlyas aleyhisselam bineğiyle Şam'daki Kasiyun Dağı'na uçuruldu. İlyas aleyhisselam atla uçarken kilimini yani seccadesini gökten Elyasa aleyhisselama bıraktı. Bu hareket, ben seni İsrailoğullarına halife yaptım anlamına geliyordu. Neticede İlyas aleyhisselamdan sonra Elyasa aleyhisselam o bölgeye gönderilmiş oldu. Allah Teala İlyas aleyhisselama kanat verdi. Nurdan libas giydirdi. Yeme ve içme lezzetini ondan kesti. Neticede İlyas aleyhisselam meleklere karıştı. İlyas aleyhisselam kaldırıldı, yerine Elyasa aleyhisselam kaldı. Ama İsrailoğulları puta tapmaktan vazgeçmedi. Allah Teala Hazretleri, Elyasa aleyhisselamın düşmanları olan Balebet kralı ve İsrailoğullarına Asur devletini musallat etti. Neticede kendi yaptıkları kötü amelleri yüzünden rahmetten uzak düştüler ve Asurlulara yenilip zelil ve perişan oldular. Allah onların belalarını verdi. Akılları başlarından gitti. Nereye kaçacaklarını bilemediler. İlyas aleyhisselamın kaldırılmasından sonra Elyasa aleyhisselam döneminde onların kemikleri çürüyünceye, etleri dökülünceye kadar cesetleri ortada kaldı. Onları gömen de bulunamadı. Hazreti Elyasa aleyhisselam Beni İsrail peygamberlerindendir. Lübnan'da
Lebaleb taraflarında yaşadı. Elyasa aleyhisselam Allah'ın vahyine mazhar oldu. Kabileler ne zaman ki ezildiler, düşmana yenildiler, belayı buldular, evlerinden, yurtlarından çıkarıldılar, çöllere düşüp göçebe yaşama mahkum oldular, o zaman kendilerini tekrardan düzeltip toplaması için peygambere sarılıp imal ettiler. Tazimde bulunup emirlerine de, eylemlerine de riayet ettiler. Elyasa aleyhisselam ömrünün sonuna kadar İlyas aleyhisselamın şeriatı üzere yaşadı ve insanları Allah'a davet etti. Eriha şehrindeki halkın içme suları acılaşmıştı. Hemen Hazreti Elyasa'ya koştular, kendisinden yardım talep ettiler. O da acılaşmış olan suyun içine bir miktar tuz parçası atarak ''Tatlı ol'' dedi. Allah'ın izniyle su öncekinden daha tatlı ve lezzetli bir hale geldi. Rivayet edilir ki borçlu ve dul bir kadın Elyasa aleyhisselama geldi, fakirliğini anlattı. Hazreti Elyasa sordu, ''Evinde neyin var?'' Kadın, ''Bir avuç kadar yağım var'' dedi. Elyasa aleyhisselam, ''Git, o yağı bir kabın içine koy'' dedi. Kadın evine giderek kendisine söyleneni yaptığında bütün kaplarının yağıyla dolduğunu gördü. Bu mucizeyle bütün borçlarını ödedi, yine de elindeki yağlar tükenmedi. Hakime Nisaburi'nin El Müstedrek'indeki bir rivayette Hazreti Eyyub aleyhisselam kendisinden sonra oğlu Havmel'e vasiyette bulundu. Ama Allah oğlu Bişr'i peygamber olarak seçti ve gönderdi. Onu Zülkifl olarak isimlendirdi. Ona insanları tevhide davet etmesini emretti. O ölene kadar Şam bölgesinde ikamet etti. Vefat ettiğinde 75 yaşındaydı. O da oğlu Abdan'a vasiyette bulundu. Allah onların ardından Şuayb'ı aleyhissalatu vesselam peygamber olarak gönderdi. Hazreti Zülkifl aleyhisselam, Kur'an'da da adı geçen peygamberlerden biridir. Kur'an'da iki yerde kendisinden bahsedilmektedir. İsmail, İdris ve Zülkifl hepsi sabredenlerdendi. Onları rahmetimize soktuk. Şüphesiz onlar salih olanlardandı. Ayette geçen Zülkifl adı değil, lakabıdır ve nasip ve kısmet sahibi anlamına gelir. Fakat burada dünyevi zenginliği değil, onun üstün kişiliğini ve ahiretteki derecesini kastetmek için kullanılmıştır. Onun gerçek adı hakkında çok farklı rivayetler vardır. Yüce Allah, Eyyub aleyhisselamın kıssasını arz ettikten sonra, peygamberlerinden bazılarını anmış ve onları övmüştür. İnsanları tevhide çağıran, Allah'ın sevgi ve övgülerini kazanan bu peygamberlerden biri de Zülkifl aleyhisselamdır. Taberi'de yer alan bir rivayete göre Zülkifl aleyhisselam Şam'da otururdu. Oradaki halkı Allah'a inanmaya, ona ibadet etmeye ve dürüst bir şekilde yaşamaya çağırdı. Zülkifl aleyhisselama, Rum toprağındaki halk iman etti. Tabi oldular ve kendisini doğruladılar. Bunun üzerine Yüce Allah onlara Allah yolunda cihad etmelerini emredince bunu yerine getirmekten kaçındılar ve zaaf gösterdiler. Ey Bişr! Biz hayatı sever, ölümü sevmeyiz. Bununla beraber Yüce Allah'a ve onun Resulüne asi olmaktan da hoşlanmayız. Eğer ömürlerimizi uzatmasını ve ancak biz dilediğimiz zaman bizi öldürmesini Allah'tan dilersen ona ibadet ve onun düşmanlarıyla cihad ederiz, dediler. Zülkifl aleyhisselam onlara, siz benden büyük bir şey istediniz, bana ağır teklifte bulundunuz, dedi. Sonra kalkıp namaz kıldı ve ey Allah'ım! Sen elçilik vazifelerini tebliğ etmemi bana emrettin.
tebliğ ettim. Düşmanlarınla cihad etmemi emrettin. Sen de biliyorsun ki ben kendimden başkasına güç yetirmeye malik değilim. Kavmimin bu hususta benden istediklerini sen benden daha iyi biliyorsun. Beni benden başkasının günahıyla muahaze etme. Ben senin gazabından rızana, ukubetinden affına sığınırım, dedi. Yüce Allah Zülkifl aleyhisselama, sen kavmine benim onlar için seçtiğimin, kendilerinin kendileri için seçtiklerinden daha hayırlı olduğunu öğretmedin mi? Diye vahyetti. Bunun üzerine onlar, ecelleri sonunda ölmeye razı oldular ve ecellerinde öldüler. Zülkifl aleyhisselam Şam'da vefat etti. Vefat ettiği zaman 75 yaşındaydı. Ona ve bütün peygamberlere selam olsun. Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip kendimize halis kul yaptık. Onlar bizim yanımızda seçkinlerden, hayırlılardandır. İsmail'i, Elyasa'yı, Zülkifl'i de an. Hepsi de iyilerdendir. İsmail'e, Elyasa'ya, Yunus'a ve Lut'a da hidayet, peygamberlik verdik. Hepsini alemler üzerine üstün kıldık. Dünya tarihinde bir ilk olması açısından çok önemli bir vakıadır. Yaşanan bu olayın dünya tarihinde eşi, benzeri ve muadili hiç olmamıştır. İsimleri Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bu 25 peygamberden iki tanesinin kabirleri Diyarbakır'da, Diyarbakır'ın Eyl ilçesinde iki dağın arasında vadi bir lokasyondaydı. 1995 yılında orada bir baraj yapılması durumu gündeme gelince, dönemin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu 6 kişilik bir yeminli heyet, ki bu heyetin başında ilçe kaymakamı Selim Çapar, ilçe müftüsü Ekrem Abbasi oğlu vardır. Bu yeminli heyet dünya tarihinde bir ilkin altına imza atarlar. İsimleri Kur'an-ı Kerim'de zikredilecek kadar büyük ve şerefli iki peygamberin, Hazreti Zülkifl ve Hazreti Elyasa aleyhisselamların mübarek kabirlerini açarlar. Kabirler baraj suları altında kalmasın diye. 3000 yıllık iki Allah elçisinin mübarek kabirleri açılır. Bölgenin en önemli kanaat önderlerinin ve İslam alimlerinin olduğu nihayet bir kadro da vardır. İslam alimlerinin en önde gelenlerinden biri olan Molla Ömer Kalkan Hoca Efendi heyetin içindedir. Her iki peygamberin kabirlerinin açılışı, mübarek naaşlarının alınışı esnasında oradadır. Olaydan bir yıl sonra Molla Ömer Kalkan Hoca Efendi ulusal bir gazeteye bir beyanat verir. İfade aynen şöyledir. Her iki peygamberin mübarek naaşlarını bizzat gördüm. Naaşlarına ellerimle dokundum, temas ettim. Mübarek ayaklarına, bacaklarına, karınlarına, göğüs kafeslerine, başlarına ellerimle dokundum, temas ettim. Yumuşacıktı. Sanki uyuyan bir insanın yatmış hali gibiydi. 3000 küsür yıl evvel defnedilen naaşlardan bahsediyoruz. Sanki uyuyan bir insanın yatmış hali gibiydi. Nasıl ki uyursunuz, sadece hareketsiz olursunuz, işte aynen öyleydi. Hazreti Elyasa aleyhisselamın mübarek saçları kefenlerinden dışarı çıkmıştı. Saçları ne tam kara ne tam aktı. Onlara duyduğumuz hürmetten, saygıdan ve mahcubiyetten dolayı büyük bir saygıyla, büyük bir tazimle, salavat ve tekbirlerle mübarek saçlarını alıp kefenlerinden içeri koyduk. Her iki peygamberin mübarek naaşlarını kucaklayıp tabutlara koymak suretiyle
şu anda bulundukları yüksek bir yere, Nebi Harun tepesine götürdük ve oraya defnettik. Şimdi burada İslam peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın 15 asır evvel terennüm ettiği bir hadisin tahakkukuyla karşı karşıyayız. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Allah toprağa peygamberlerin ve şuhedanın yani şehitlerin naaşını çürütmeyi haram kılmıştır. Binaenaleyh toprak peygamberlerin ve şehitlerin cesedini, naaşını çürütemez. Allah Resulü'nün 15 asır evvel terennüm ettiği bu hadisin Allah Resulü'nün vefatından ve irtihalinden 15 asır sonra yeryüzünde, yerkürede ilk defa Diyarbakır'da tahakkuk ettiğine şahit oluyoruz. Hakikaten toprağın bir peygamber naaşını çürütmediği Allah Resulü'nün vefatından 15 asır sonra Diyarbakır'da müşahede edilmiştir. Bu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından 15 asır sonra bir mucizesinin de inkişafıdır. Şimdi her iki peygamberin mübarek kabirlerinin açıldığı, bulundukları yerden alınıp şu anda bulundukları yere, Nebi Harun Tepesi'ne 1995 yılında nakledildiğini ifade eden resmi devlet belgesidir bu. Bunu da ilk defa yazılı bir eserde, kendi kitabımda yayınlamayı Cenab-ı Hak nasip etti. Şükürler olsun. Efendim peygamber kabri de açılır mı? Böyle bir şey olmuş mudur? Gibi tereddütü ve şüphesi olanlar için de bu bir belge olma özelliğini izhar eder. Dolayısıyla bu hadise dünya çapında örneği olmayan bir hadise olması açısından kayıtlara geçmiş ve bizim için de önemli bir ibret vesikası olarak meydana gelmiştir. Naaşları bizzat gören, naaşlara bizzat dokunan, bu iki peygamberin mübarek naaşlarını kucaklayıp tabutlara koyan insanlar, belki isteselerdi kefenlerini hafifçe sıyırıp o peygamberlerin simalarını, cemallerini, yüzlerini görebilirlerdi. Ama kendi ifadelerini aynen naklediyorum. Biz onlara duyduğumuz hürmetten ve mahcubiyetten dolayı zaten bir peygamberin, bir Allah elçisinin 3000 küsur yıldır yattığı yerden kabri açılmış, çıkarılmış. Biz zaten bunu o peygamberlere yapılmış bir saygısızlık gibi addediyoruz. Ama işte zaruri bir durum söz konusu olduğu için buna tevessül ettik diyorlar. Kabirlerini açmış, naaşlarını oradan almış olmak gibi bir kabahatimiz varken bir de kefenlerini açıp yüzlerine bakmaya asla cesaret edemedik. Bunu aklımızdan dahi geçiremedik. Şimdi nakilden sonra nakilde bulunan insanların bazılarında çok yüksek bir psikolojik baskı meydana gelmiştir. Mesela nakilden sonra aylar boyu, aylarca bütün vaktini dağlarda geçirenler olmuştur. Bu heyet içindeki bazı insanlar için söylüyorum. Aylarca toparlanamayan insanlar olmuştur. Nihayet muhatap olduğunuz, gördüğünüz, elinizle temas ettiğiniz o naaş Allah'ın bir peygamberine ait. Yani bu duygu yoğunluğunu, psikolojik bir takım baskıları en üst seviyede hissedebileceğiniz, yaşayabileceğiniz bir durum. Dolayısıyla vücutlarına dokunmak, kucaklayıp tabutlara koymak dışında ve tekrar alıp yeni yerlerinde, yeni mezarlarına koymak dışında nakilde bulunanların peygamber naaşlarıyla başka bir işleri olmamıştır. Nakli gerçekleştirenlerin bizzat ifade ettikleri bir olay daha var. Biz diyorlar, her iki peygamberin mübarek naaşlarını alıp tabutlara koyduktan sonra tabutlarını cenaze nakil araçlarına koyduk. Nihayet biz de o araçlara binerek o vadi yerden, çukur yerden Eğil ilçe merkezine geldik. Çünkü defnedeceğimiz yeni yer Nebi Harun Tepesi, oraya gidebilmemiz için bizim Eğil ilçe merkezinden geçmemiz gerekiyordu. Bu heyet yeminli bir heyettir. Yemin edişlerindeki espri de şudur. Peygamber kabirlerinin açılması, mübarek naaşlarının alınması halk tarafından duyulmuş, bilinmiş olsa belki oraya halk tarafından bir akın olacak, belki bir infial olacak, belki bir izdiham olacak. Olayın selametle nihayet bulabilmesi için baştan bu heyet, bu 6 kişilik heyet yemin etmiştir.
Yeminlerinin sınırları şudur: peygamber kabirlerinin açılması, naaşlarının alınması, yeni yerlerine defnedilmesi kadar ki ana kadardır. Ondan sonra bu anlatılabilir. Naaşları aldık diyorlar, cenaze nakil aracına koyduk, bizler de o araçlara bindik. O çukur yerden ilçe merkezine doğru tırmandık, ilçe merkezine geldik. İlçe merkezinin içinden iki cenaze nakil arabası geçecek. Bu olağan bir şey, her gün yaşanan bir hadise. Baktık bir de ne görelim. İlçe merkezindeki kaldırımda, caddede, iş yerinin içindeki esnafa varıncaya kadar ilçe merkezindeki insanların tamamı cenaze nakil araçlarının geçtiği güzergahta ayağa kalkmışlar ve tabir caizse esas duruşa geçmişler. O peygamberlerin geçişini bekliyorlar ama esasında halktan hiç kimse o tabutların içinde kim olduğunu bilmiyor. Bunu da İslam alimlerimiz o peygamberlerin mucizelerinden biri olarak tevil ettiler. Dünya tarihinde iki peygamberin, hele ki Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen iki büyük peygamberin kabirlerinin açılmış olması gibi bir vakıa yazılı hiçbir metinde yoktur. Dolayısıyla biz bu realiteden hareketle dünya tarihinde bu olay hiç yaşanmamıştır. İlk defa olarak 1995 yılında Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bu olay dünyada bir ilk olarak vuku bulmuştur diyebiliriz. Peygamberlerin naaşlarının nakli esnasında görevli olan bu 6 kişilik yeminli heyet dışında 3 tane de amele kardeşimiz vardır. Dolayısıyla 20. yüzyılda peygamber naaşını görebilme şerefine erişen bu 9 kişi dışında da herhalde 10. bir kişi yoktur. Peygamber naaşlarının naklinden sonra yeni defnedildikleri yer Diyarbakır'ın Eğil ilçesinin Nebi Harun Tepesi'dir. Siz bu türbeye senenin hangi ayında, ayın hangi gününde, günün hangi saatinde giderseniz gidin. Tabii bir cam korumanın, camdan oluşan bir cam mekanın arkasındadır kabirler. Arada sırada kapı açılır ve kabirlere birebir dokunabilmek, yaklaşabilmek, yanaşabilmek nasip olur. O kapının açılışı esnasında hiçbir yerde duymadığınız, hiçbir yerde tesadüf etmediğiniz manevi bir kokuyu bizzat hissedersiniz. Bunu da yine alimlerimiz o peygamberlerin bir mucizesi olarak tevil ediyorlar. Çünkü öyle bir koku düşünün ki hiç bitmiyor. Ve kokunun bir benzeri yok. Ve çok güzel bir koku. Dolayısıyla ne vakit oraya gitmek nasip olur, peygamber türbelerine erişmek kısmet olursa, orada o kokuyu hissetmek mümkündür. Mesela bu hep gizli kalmıştır. Bir türlü duyulamamıştır. Biz bu iki peygamberin orada metfun olduğu bilgisini eski kabirlerinden, kabirlerinin başındaki kitabelerden biliyorduk. Ve bunu Cennet Mekan Abdülhamid Han Hazretleri döneminde tutulan salnamelerde de tespit ettik. Dolayısıyla hem tarihi vesikalarda hem de tevatür yoluyla gelen bilgiler üzerinden hem de bizatihi yerinde müşahede etmiş olmak gibi hadiseyle de tespit, tescil ve teyit etmiş olduk. Nakillerin gerçekleştiği dönemde maalesef bu olay sadece bir ulusal gazetede haber olmuştur. Hikmeti nedir bilemem. Burada da Rabbimin bir hikmetinin gizli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Allah murad etseydi, Allah dileseydi bunu bütün dünya duyacaktı. Şöyle bir şey mi var acaba? Nasibi olanlar bundan haberdar olsun. Nasibi olanlar bu peygamberlerin türbelerine gidip birer Fatiha okusunlar. Bunu da ifade edişimizin bütün bu iki peygamber kabrinin orada bulunduğu, kabirlerinin açıldığı, mübarek naaşlarının çürümediği ve bilahare farklı bir yere götürülüp nakledilmesi olayını anlatışımızdaki sebep de biraz evvel ifade ettiğim gibi. Zaten Allah'a imanı olanların imanının artması, kalplerinde iman olmayanların da belki Allah'a iman etmeleri gibi bir sonucu meydana getirmesi. Öyle bir beşer tasavvur edin ki Allah onunla muhatap olmuş. Allah vahiy meleği vasıtasıyla o zata vahiy göndermiş. Allah'ın vahyine muhatap olmuş bir insandan, bir peygamberden bahsediyoruz. Dolayısıyla öyle bir peygamberin kabri başında bulunmak elbette her mümin için manevi hislerin
terakki etmesi, yükselmesi gibi bir sonucu peşinden getirir. Bunu anlatışımızın şöyle bir sebebi asla yoktur. O kabirlerin başına gidilsin, kabirlerden medet umulsun, kabirlere bez bağlansın, mum yakılsın kesinlikle. Değil bir evliya kabri, peygamber kabrinin başında bile yardım ancak ve ancak Allah'tan istenilir. Bir kabirden, bir ölüden asla yardım istenmez. Dinimizin vahyin esası budur. Bir kabre adak adanmaz, mum yakılmaz, bez bağlanmaz. Meleklerin bile gıpta ettiği, daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelenen 10 sahabenin hayatı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden. Asr-ı Saadet'te doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. Sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir. Adaletiyle bütün insanlığa örnek şahsiyet Hazreti Ömer. İki nur sahibi, meleklerin bile haya ettiği insan Hazreti Osman. İlim şehrinin kapısı, savaş meydanlarının güneşi Hazreti Ali. İşte onlar daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelendiler. Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, Said bin Zeyd. Bu güzide sahabelerin hayatlarını okurken sanki cennetle müjdelenen onlar değilmiş gibi sürekli cehennemden kaçan hayatları daha yakından göreceksiniz. En yakın kitap mağazasından, kitapyurdu.com'dan veya maybedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.